Yükseliş ve çöküş. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktaları. Hitler'in Polonya'yı işgali biraz kriz yaratsa da en azından öncelikle sadece Doğu Avrupa ile sınırlı kıtasal bir krizdi. Britanya ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Ancak kesin bir eylemin olmaması ve Hitler Almanya'sına karşı güvensizlik bazı devletleri cesaretlendirirken diğerlerinin elini zorladı. Ancak Almanya'nın yeniden saldırmasıyla savaş hızla Avrupa'ya ve Akdeniz'e yayıldı. Ve bir an için Hitler ve tam hakimiyet arasında sadece Britanya duruyordu. Yıldırım Harekatı. Kış Savaşı, 30 Kasım 1939. Rusya, müttefikleri Ağustos 1939'da Nazi Almanyası ile bir saldırmazlık paktı imzalayarak şaşırttı. Bu anlaşma, Molotov-Ribbentrop Paktı, Hitler'in Sovyet müdahalesi olmadan Polonya'yı işgal edeceğine inanmasında büyük rol oynadı. Molotov-Ribbentrop Paktı'nın en önemli unsuru gizli madde denilen şeydi. Bu, Stalin'e Hitler'le birlikte Doğu Avrupa'nın kontrolünü veriyordu. Ancak Alman ordusunun Eylül ayında Polonyalıları bertaraf etme hızı Moskova'da ciddi endişelere sebep oldu. Ve Leningrad'la 30 kilometre mesafede bir sınır olduğundan Stalin tarafsız olan Finlandiya'nın kuzeyin olası bir istilasına karşı tampon bölge olmasına karar verdi. Finlandiya eskiden Rus İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ve Stalin'in Sovyetler Birliği Finlandiya'nın kendilerine ait olduğunu düşünüyordu. 39-40 kışında Finlandiya'yı istila etti. Bölgeyi kolayca ele geçirmeyi umuyordu ancak işler öyle yürümedi. Rusların Finlandiya üzerindeki toprak iddiaları 1939 boyunca yoğunlaştı. Ve Finler ünlü iç savaş kahramanları Sahamaraşari Karl Mannerheim'ın talimatlarıyla çok sayıda karmaşık siper savunmalarına yerleştiler. Yerel coğrafyada Rusların istila etmesine uygun tek bölge olan Karelyan İstmus boyunca. 30 Kasım'da istila başkent Helsinki'nin sürpriz bir biçimde bombalanmasıyla başladı. 450 bin adam ve 4 binden fazla tank sınırı geçti. Şaşırtıcı bir güç gösterisi, müttefiklerin Normandiya çıkarmasından 3 kat büyüktü. Tüm Finlandiya ordusu sadece 70 bin adam ve çok az antitank silahıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda sadece 34 hava saldırısı gerçekleştirmişlerdi. Ve raporlara göre bunlardan sadece bir tanesi opsiyoneldi. Finler yavaş yavaş geri itildi. Yardım çağrıları Finlandiya'nın kayıp bir dava olduğunu düşünen uluslararası topluluklarca büyük ölçüde reddedildi. Ama sonra hava döndü ve Finlandiya kaydedilmiş en soğuk kışlardan birini yaşamaya başladı. Sıcaklık eksi 40 dereceye düşerken gitgide daha fazla sayıda Sovyet askeri soğuğa yenik düşmeye başladı. Ve donanlar sadece adamlar değildi. Kışın ortasında Fin taşrasının bozuk yollarında Rus motorize kolonları yolda kaldı. Ve Finlerin beyaz renkli kış üniformaları görünmelerini imkansız hale getiriyor ve karışıklık yaratıyordu. Finler hafif ekipmanlıydı ve kayaklar üzerinde ilerliyordu. Rus birliklerine saldırıyor, onları birbirinden ayırıp parçalıyordu. Finler bu taktiğe motti diyordu. Ormana kütük yığmak anlamına geliyordu. Ancak belki de Rusların en büyük eksikliği liderlikti. Bu savaştan önce Rus ordusunun Stalin tarafından büyük ölçüde temizlendiğini hatırlamalıyız. Yani her kıdemli subay başarısız olması halinde resmen idam edileceklerini biliyordu. Bu nedenle komutanlar sorumluluk almakta isteksizdi. Bu da Sovyetlerin savaş çabalarına büyük zarar verdi. 13 Mart'ta Fin ve Rus hükümetleri ateşkesle anlaştı. O 3 soğuk ay 200 bin Rus askerinin canına mal oldu.
Bir Rus askerine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kış Savaşı hakkında ne hatırladığı sorulduğunda basitçe ordumuzun yetersizliği dedi. Bu gözlem Avrupa'nın, özellikle de Adolf Hitler'in gözünden kaçmadı. River Plate Savaşı, 13 Aralık 1939. Rusya ve Finlandiya'daki sınır çatışmalarından uzakta, Alman donanmasının Atlantik'teki ticaret yollarını hedef almaları emredildi. Ticari yağma ve ticaret gemilerine saldırarak düşmana zarar verme, 1. Dünya Savaşı'nda Almanya için çok faydalı olmuştu. Ve 2. Dünya Savaşı da farklı olmayacaktı. Bu yağmacılardan biri, bir cep kurvazörü olan Amiral Graf Spee'ydi. Graf Spee, Güney Atlantik'te belirli bir seferdeydi. Onların amacı, Birleşik Krallık'ın küresel kaynak hareketini engelleyip yok etmekti. Graf Spee, Alman donanmasının baş tacıydı. 10 santimetre zırha, dev 280 milimetrelik toplara ve çok büyük bir menzile sahip 12 bin tonluk bir gemiydi. Savaş başlamadan bir gece önce Güney Atlantik'e açıldı. Ve kaptanı Hans Langsdorff 26 Eylül 1939'da ticaret gemilerine saldırma yetkisi aldı. Dört gün içinde Graf Spee ilk kurbanını aldı. Ve gelecek birkaç hafta boyunca kız kardeş gemi Deutschland'la birlikte tam bir kaos yarattı. 50 bin tondan fazla müttefik kargosunu batırırken dikkatli bir biçimde düşmanla temastan kaçındı. Görevi Britanya savaş gemileriyle çatışmaya girmemekti. Gemiyi hasarsız hale tutmak, onu etkisiz hale getirip yok edebilecek her güçten uzak duracaktı. Kısa vadede görevi buydu ve uzun vadede yeniden kullanılabilmesi için hayatta kalması gerekiyordu. Saldırıların haberleri donanmaya ulaştığında iki Alman gemisini engellemek için 9 ufak gemi filosu yollandı. Deutschland Almanya'ya dönmeyi seçti. Ancak Graf Spee Hans Langsdorff komutasında orada kaldı. Menzile hızını büyük bir etkiyle kullanarak Atlantik ve Hint Okyanusu arasında dolaşıp durdu. Ancak 13 Aralık'ta 3 gemili Tuamiral Henry Harwood'un filosu tarafından Uruguay açıklarında River Plate'in dev nehir ağzı yakınlarında görüldü. River Plate pek çok ticari gemi hedefi bulabileceği yoğun bir bölgeydi. Ama Britanya gemilerini görür görmez ters yöne gitmeye çalışmalıydı. Ajax ve Achille daha az tehditkar destroyerler sanan Langsdorff çatışmaya karar verdi. Bu pahalıya mal olacak bir hataydı. 6.14'te Graf Spee ateş açtı. Ve Ajax neredeyse hemen hasar aldı. Ağır kruvazör HMS Exeter'le birlikte. Yarım saat sonra Exeter su alıyordu ve 7 derece yan yattı. Ve yine vuruldu. Hareketsiz kalmış ve tek bir taratip kullanılabilen Exeter bitirici bir darbe vurdu. 208 milimetrelik bir top Graf Spee'nin güvertesini deldi ve patladı. Yakıt işleme sistemini yok etti. Sadece 16 saatlik yakıtı kalan ve ateş altında karmaşık bir tamirat yapamayacak olan Langsdorff tarafsız bir liman olan Montevideo'ya gitti. Ve oraya ulaştığında uluslararası anlaşma gereklerine uyarak denizde esir aldığı 61 tüccarı bıraktı. Britanyalı diplomatlar geminin limandan ayrılmasını talep etti. Ve o sırada Britanya istihbaratı Langsdorff'u uçak gemisi Ark Royal'in de bulunduğu güçlü bir filonun oraya yaklaştığına inanmasını sağladı. Almanların sadece 20 dakikalık ağır mermisi kalmıştı. Ve uçak savar silahlarını savaşta kaybetmişlerdi. Daha üstün bir güçle karşı karşıya kaldığını düşünen Langsdorff, denizde ölen adamlarının cenaze törenine katıldı. Ve daha sonra Amiral
Graf Schippen'in Montevideo limanının ortasına çekilmesini emretti. Orada 17 Aralık saat 20.50'de limana girmesinden sadece 72 saat sonra batırıldı. 2 gün sonra Wehrmacht'ın onurunu lekelediğine inanan Langsdorff kendini vurdu. Gemisini batırdı çünkü Graf Spee'nin yok edilmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyordu. Tayfası yok olacaktı. Tamamı. Ve neredeyse hiçbir askeri etkisi olmayacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk donanma savaşı müttefiklerin zaferiyle sonuçlandı. Ve Güney Amerika kıyısında gerçekleşmesinden dolayı bu savaşın küresel olacağına dair erken bir işaret olmasının yanı sıra kraliyet donanmasının morali üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki pek çok başarısızlığın ardından kraliyet donanması üzerinde çok önemli bir psikolojik etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Kraliyet donanmasının İkinci Dünya Savaşı'nı nasıl gerçekleştireceğini tanımladı. Çünkü Kraliyet Donanması'nın kendinde gurur duyduğu tüm özellikleri doğruluyordu. İnisiyatif, saldırganlık, yenilikçilik, düşmanın üzerine gitme. Bu nedenle çok büyük bir öneme sahipti. Fransa'nın işgali 10 Mayıs 1940. Eylül 1939'da Polonya'nın düşüşü ve Almanya'nın Nisan 1940'da Danimarka ve Norveç'i işgali arasındaki sürece her iki tarafta sahte savaş adını veriyordu. Britanya ve Fransa'nın Almanya savaş ilan etmesine rağmen River Plate savaşı gibi savaşlar azdı ve en iyi deyişle sönüktü. Durum çok daha farklı bir hal alabilirdi. Hitler'in Polonya'nın teslimi sonrasındaki içgüdüsü saldırmak yönündeydi. Ve 6 Ekim'de 6 numaralı direktifi verdi. Yani Fransa'ya karşı batı yönünde bir saldırının 12 Kasım'da başlamasını emretti. Hitler bir an önce istila etmek istiyordu. Generalleri ve Wehrmacht ordusuysa Fransa'yı hızla işgal etmeye isteksizdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı düşünüyorlardı. Ve Britanya ile Fransa ordularını yenmenin 4-5 sene alacağını hesaplıyorlardı. Generaller Hitler'i eyleme geçirmeye ikna etmeden başarılı oldu. Ve kıtadaki savaşa iyi hazırlanmamış olan Britanya'nın gerçek savaş kapasitesine ulaşmasına zaman kazandırdılar. Ve 9 Nisan 1940'ta gerçek savaş başladı. Hitler'in orduları yıkıcı hava saldırıları ve geniş donanma operasyonlarıyla Norveç ve Danimarka'ya saldırılar düzenledi. Almanya Fransa'yı savaş dışı bırakacak, Britanya'yı yalnız bırakacak, pazarlıkla Britanya'yı savaşın dışına itecek ve daha sonra asıl istedikleri savaş olan Doğu Avrupa cephesine yönelmelerini sağlayacak bir saldırı planını harekete geçirmeye başladı. Britanya donanma blokajını kaldırmak için kanal limanlarının kontrolünü ele almaya kararlı olan Hitler'in orduları acımasız bir biçimde etkiliydi. Ancak ülkeler Alman saldırılarının ağırlığı ve hızı karşısında domino taşı gibi düştüler. Birinci Dünya Savaşı'nın cephe saldırılarında büyük kayıplar yaşayan ve İkinci Savaş'ın uzun süreceğine, sadece savunma odaklı bir devletle kazanabileceğine inanan Fransızlar, Britanya ile birlikte neredeyse sadece 1914 ve 1918 arasında yaşanan savaşın biraz güncellenmiş bir versiyonuna benzeyen bir plan yaptılar. Fransa, Birinci Dünya Savaşı'nda çok kan kaybetmişti ve Birinci Dünya Savaşı akıllarında kalan son savaştı. Nüfuslarının ve savaş güçlerinin Almanlardan geri olduğunu hissediyorlardı ve bu nedenle bir savunma mantalitesine girdiler. Yavaş hareket eden ordular pek çok açıdan zayıf ve az eğitimliydi. Almanları bir süre tutabilecekleri ve onları yenmeden önce güçlerini adım adım inşa edebilecekleri uzun bir statik savaş dönemi bekliyorlardı. Bu amaçla Fransa büyük oranda geçit vermez denilen Maginot hattına güveniyordu. Çok sayıda ileri teknoloji kale Birinci Dünya Savaşı'nın kaba siperlerinin yerini almıştı ve doğudaki Alman sınırına dizilmişti.
Almanya şimdi alçak ülkeleri hızla ele geçiriyordu. Ve Belçika'dan devam edeceklerini düşünerek müttefiklerin en iyi birlikleriyle üstün mobil zırhlarını Belçika sınırının kuzeyine, daha 25 yıl önce büyük bir katliam yaşanan yere konumlandırdılar. Ve bu nedenle de hızla bertaraf oldular. Çünkü Arden ormanından gelen bir saldırı planlamamış ve hazır değillerdi. Ve Alman ordusu oradan girmeye karar verdi. ...13 Mayıs'ta... 1 milyondan fazla mobil Alman birlikleri ve 1500 tank... Sedan yakınlarında Meuse Nehri üzerinde Ardenler'den ortaya çıktı. 2 günlük bir savaşın ardından panzerler nehri geçti. Köprü başını aldılar. Ve General Heinz Guderian'ın ilham veren liderliği altında tamamen baskın olan Luftwaffe'nin yardımıyla kanal kıyısına doğru yarışa başladılar. Müttefik güçlerin çoğu Belçika'daydı. Ve Almanların Kuzey Fransa'yı geçip 20 Mayıs'ta İngiliz kanalına ulaşmasını durduracak çok az şey vardı. Müttefik kuvvetlerin Belçika'da etrafının sarılmasıyla Fransa çaresiz durumdaydı. 14 Haziran'da Alman birlikleri Paris'e girdi. Fransızların aşağılanması 22 Haziran'da tamamlandı. Hitler, Fransız Mareşal Philippe Pétain'in teslim olma belgesini Almanya'nın 1918'de ateşkesi kabul ettiği aynı tren vagonunda imzalamasını istedi. Fransa 6 haftada düşmüştü. Fransa'nın yenilmesi Batı Avrupa çatışmasını küresel bir çatışmaya çevirdi. Fransız İmparatorluğu'nun çöküşü Doğu Asya'da bir güç boşluğu yarattı ve Japonya'yı çok daha saldırgan olmak için cesaretlendirdi. Faşist İtalya, Mussolini'nin önderliğinde savaşa girmek için uygun bir zaman olduğuna karar verdi. Savaş uzun sürmeyecekti. Winston Churchill, artık Fransa Savaşı kaybedildi. Bir Britanya Savaşı olmalı dedi. Zamanla o da olacaktı. Dunkirk Tahliyesi, 27 Mayıs 1940. Almanların Batı Avrupa'daki yıldırım harekatı 2 hafta içinde Britanya, Fransa ve Belçika ordularını yenilgiye uğrattı. Çaresiz duruma rağmen Londra, Britanya Seferi Kuvvetleri Komutanı Viscount Gord'u stratejik açıdan önemli Fransız şehri Arras'ı geri almaya gönderdi. 21 Mayıs'ta Almanların öncülerini yarıp geçme denemesi başarısız olunca Gort ve Britanyalılar Belçika ve Fransız ordularından kalanlarla kendilerini Kuzey Fransa ve Güney Belçika kıyısında küçük bir alanda mahsur halde buldu. İkinci Dünya Savaşı batıda birkaç hafta içerisinde sona erecek gibi görünüyordu. Ancak Lord Gort Dunkirk'ten çekilmek için tam olarak doğru zamanı seçti. Gort adamlarını müttefiklerin Avrupa'dan çekilmesinin mümkün olduğu tek yer olan Dunkirk'ten götürmeye karar verdi. Britanya ordusu Dunkirk sahillerindeydi ve Britanya savaşta kalacaksa tahliye edilmeleri gerekiyordu. Kraliyet donanması Dinamo operasyonunu başlattı. Sadece Britanya kuvvetlerini değil, Fransızları ve Belçika askerlerinin bir kısmını da tahliye edeceklerdi. Bunun için zamana ihtiyaçları vardı ve Almanlar onlara zaman tanıdı. 25 Mayıs'ta Guderian Dunkirk'e doğru ilerlerken durması emredildi. Özellikle de tank güçleri Fransa boyunca 2 haftalık hızlı ilerlemeden sonra tamamen tükenmişti ve daha ileri gidemiyorlardı. Hitler'in sağ kolu Hermann Göring, Hitler'e bunu yapmak için tanklara gerek yok, hava kuvvetleriyle bunu halledebiliriz dedi. Yüksek komutayla görüştükten sonra Hitler duraklamayı onayladı. Bu durum Britanya'ya küçük tekneleri ve kraliyet donanmasının gemilerini organize etmek, sahillere gelip o civarda bulunan birliklerin tahliyesi için fırsat yaratmak için çok önemli olan birkaç günü sağladı. Yani Almanlar müttefiklere birkaç gün hediye etmişti. Ve kraliyet donanması bu fırsattan olabildiğince faydalandı.
Ağır Alman bombardımanı Dunkirk şehrini yerle bir etti. Ve daha önemlisi liman tesislerini yok etti. Tahliye 26 Mayıs'ta ağır bir biçimde başladı. Ancak 27'sinde Hitler'in emri değiştirip Alman panzerlerinin saldırıya yeniden başlamasını emretmesiyle hız kazandı. Ancak o ana kadar müttefikler savunmalarını güçlendirmişti ve tanklar ağır bir direnişle karşılaştı. Liman neredeyse tamamen kullanılamaz durumda olduğu için tek çare adamları geniş kumlu sahillerden almaktı. Ancak sığ sulara girebilen tekne sayısı azdı. Ve donanma cesur bir adım atarak bu çaresiz durumu halka açtı. Saatler içinde özel mülkiyet olan tekneler Fransa sahilinde belirmeye başladı. 5 gün boyunca her boyuttan ve şekilden tekne, çoğu sivil olan tayfalarıyla düzenli hava saldırısı altında sakince kıyıda bekledi. Birlikler sığ sulardan alınıp İngiltere'ye geri götürüldüler. 4 Haziran'da operasyon sona erdiğinde 198 bin Britanyalı ve 140 bin Fransız ve Belçikalı asker 860 küçük tekneden oluşan küçük gemiler olarak bilinecek bir filo tarafından kurtarıldı. Dunkirk tahliyesi farklı anlamlar içeriyordu. Pratik anlamda Britanya'nın yüz binlerce adamı savaşa devam edebilirdi. İkincisi, sadece Britanya değil, Fransız askerleri de vardı. Britanya'da bir özgür Fransız ordusu Dunkirk tahliyesi sayesinde kurtulabildi. Ve üçüncüsü, çok büyük bir psikolojik etkisi oldu. Hala Dunkirk ruhundan söz ediyoruz çünkü bu büyük bir yenilgiydi. Britanya 3 hafta içerisinde kıtadan atılmıştı. Ancak bu psikolojik bir zaferdi. Ve Britanya savaşın geri kalanında bundan faydalanacaktı. Fransa'nın çöküşü beklenmedik olduğu kadar aniydi de. Avrupa'da güç dengesi neredeyse bir gecede değişti. Öyle ki büyük bir Britanya savaş gücü Fransa'ya ancak Haziran 1944'te dönecekti. Britanya Savaşı 10 Temmuz 1940. Müttefiklerin Fransa'da yenilmesi, Britanya'nın askeri hazırlığının yetersiz olduğunu açıkça ortaya koydu. Büyük Britanya tehlikedeydi ve Dunkirk'ten sonra başbakan olan Neville Chamberlain'in yerini almış olan Winston Churchill, imparatorlukla barış anlaşması yapılması konusunda çok ısrarcı olan Britanya Muhafazakar Partisi'ndeki güçlü gruplarla karşılaşmak zorunda kaldı. Hitler kendisinin çeşitli kanallar aracılığıyla Britanya ile pazarlıklar açmaya çalıştığını gösteren açık işaretler var. Britanya'ya karşı hava saldırılarını kullanarak, bakın durum böyle olacak, bu yolu seçmeyin diyordu. Britanya dünyanın en büyük donanmasının kontrolünde olsa da, Hitler Almanya hava kontrolünü sağlarsa, Britanya adalarına denizden karaya bir istilanın mümkün olabileceğini biliyordu. Dunkirk üzerinden 2 hafta geçmeden, generallerine Büyük Britanya'nın istila planı olan Deniz Aslanı operasyonuna hazır olmalarını emretti. İlk aşamada Almanya'nın Güney İngiltere üzerindeki hava üstünlüğünün sağlanması amaçlandı. Britanya Savaşı olarak bilinen 12 haftalık dev bir mücadeleyle ve rakamlara göre Luftwaffe 1300 bombardıman uçağı, 900 tek motorlu ve 300 çift motorlu savaş uçağıyla açık bir avantaja sahipti. Britanya Savaşı, Luftwaffe'nin Kraliyet Hava Güçleri tesislerine çok stratejik bir saldırısıyla başladı. Kabaca argüman şuydu: Britanya Hava Kuvvetleri'ni göklerden temizlersek istediğimizi elde ederiz. Ancak bu durum etkisiz ya da Luftwaffe'nin beklediğinden daha az etkili olunca dikkatlerini sanayiye vermeye başladılar. Savaş uçakları üretimine destek veren büyük fabrikalara saldırarak Britanya'nın direnme gücünü kırmak istiyorlardı. Karşılarında sadece 600 uçağı bulunan Britanya Hava Kuvvetleri vardı. Ancak Britanya sayıca çok az olmalarına rağmen iki çok önemli yeni silaha güveniyordu: radar ve Supermarine Spitfire.
Zincir eve 1938'de başlandı. Ve o zamanlar dünyadaki tek çalışan erken uyarı radar sistemiydi. 21 radar istasyonları oluşan bir zincirdi. Kanal sayısı boyunca konuşlanmıştı. Zincir ev, bugünün standartlarında ilkel olsa da yaklaşan bir uçağı 240 km uzaktan belirleyebiliyordu. Bombalamak için yaklaşan Alman uçaklarının nerede ve ne zaman önünün kesilebileceğinin anlaşılmasını sağlıyordu. Almanya hızlı, keskin saldırılarla düşmanlarını savaş dışı bırakmak istiyordu. Müttefiklerse yeni teknolojiler geliştirip zamanla Alman silahlı güçlerinin üstünlüğünü aşmak için uzun vadeli kapasitelerine güveniyordu. Yavaş bir başlangıcın ardından savaşın yoğun aşaması 8 Ağustos'ta başladı. Günde 1500 uçağın katıldığı saldırılar Britanya savaş uçağı pistleri ve radar istasyonlarına hedef alıyordu. Ancak Ağustos sonunda Luftwaffe genelde uzak mesafe nedeniyle bombardıman uçaklarına savaş uçacağı desteği veremediğinden Britanya savaş uçaklarına karşı savunmasızdı. Kraliyet Hava Kuvvetleri o noktada sadece 260 uçak kaybetmişti. Ancak hızla tecrübeli pilotlarını kaybediyordu. Ve radar istasyonlarıyla pistlere yapılan bombardımanla etkinliği azalıyordu. Durum zor görünüyordu. Churchill karşı saldırı emri verdi. Ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Eylül başında Alman sanayine karşı bombalı saldırılar başlattı. Öfkelenen Hitler derhal Luftwaffe saldırılarını Britanya Hava Kuvvetleri tesisinden çekti. Londra ve diğer şehirlere yöneltti. Bu tesislerin geçici bir nefes almasıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri kendini toparladı ve savaş başka bir aşamaya geldi. Mucizevi bir biçimde canlanan hava kuvvetleri Fransa ve Belçika'dan gelen pilotlarla güçlendi ve Alman bombardıman uçaklarını inşa edildiklerinden hızlı bir biçimde düşürmeye başladı. Ufukta açık bir zafer görünmediğinden Hitler Deniz Aslan operasyonunu bir sonraki emre kadar erteledi ve 17 Eylül'de Britanya Savaşı sona erdi. Britanya Savaşı, gökyüzünün hakimiyetini alamazsanız bu savaşı kazanamayacağınızı gösteriyordu. Hitler önce Britanya'yı istila etme planını erteledi. Sonra tamamen terk etti. Britanya'nın savaşın geri kalanı boyunca bir başrol, dikkate alınması gereken bir güç olacağını kabul etmek zorunda kaldı. 1940'ların başında Britanya'nın 2. Dünya Savaşı'na itilebileceği düşüncesi Eylül 1940 itibarıyla ortadan kalkmıştı. Britanya zaferinin ve ada hakimiyetinin kalıcı etkileri olacaktı. Müttefiklerin Almanya'nın yanı başında Avrupa'da saldırıya geçebilecekleri bir operasyon üssü kalmıştı. 12 haftalık hava savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın belirleyici anı olarak sonsuza dek hatırlanacaktı. Ancak saldırıya geçmeyi düşünen tek oyuncu onlar değildi. Yunanistan Savaşı, 6 Nisan 1941. Mussolini, askeri kahraman Adolf Hitler'in savaşta Batı Avrupa'ya ezişini izliyordu. Almanya'nın yanında savaşa girme zamanının ve İtalyan halkına vaat ettiği Akdeniz İmparatorluğunu kurma vaktinin geldiğine inanıyordu. Zayıf ve neredeyse silahsız olan Anadolu'yu 1939'da kolayca işgal etmenin ardından gözünü komşu Yunanistan'a dikti. Kendini bir nevi Julius Caesar olarak gören Il Duce, tevri bir şaklaban olduğunu kanıtlayacaktı. İtalya'nın Yunanistan istilası iyice düşünülmemişti. Yunanlıların sert direnişini beklemiyorlardı. Yunanistan'dan yürüyerek geçip gitmeyi umuyorlardı. Ancak işin aslı Yunanlılar istilacıyı püskürtmek için kararlıydılar. Ve İtalyan istilasını Arnavutluk sınırında durdurmakla kalmadılar, İtalyan güçlerini de Arnavutluk bölgesinin derinlerine sürdüler. Yeni
28 Ekim 1940'ta İtalyan saldırılarını ilk duyduğunda şoke olan Hitler o sıra İspanya'daydı. 1941 baharında Sovyetler Birliği'nin dev işgal planları Balkanlar'da barış olmasına dayanıyordu. Doğu Akdeniz'de önemli olan şey neydi? Süveyş Kanalı ve Avrupa'nın yumuşak karnının kontrolü. Şimdi tek bir hamleyle, uyarı vermeden Mussolini Almanya'nın tüm güney cephesindeki dengeleri bozmuştu. Hitler'in Alman İmparatorluğunu Akdeniz'e genişletmek gibi bir niyeti yoktu. Ancak İtalyan müttefiki Balkanlar'da kendisini çok zor bir duruma sokunca Akdeniz'e müdahale etmekten başka çaresi yoktu. Hitler aceleci ve plansız bir müdahaleye direndi. Ve bunun yerine 3 uzun ay boyunca devam eden domuz kahvaltısı olarak tanımladığı şeyi izledi. Mussolini'nin kötü ekipmanlı ve kötü yönetilen ordusu utanç ardına utanç yaşadı. Ve sonra son 20 yılın en kötü kışı yaşandı. Ve 1. Dünya Savaşı'nın acı bir tekrarı gibi görünen bir sahne oluştu. Adamlar buz ve donmuş çamur içinde kazılan siperlerde hep birlikte titriyordu. Donma nedeniyle binlerce kişinin uzuvları kesiliyordu. Şubat 1941 sonlarında istiladan önce tarafsız olan Yunanistan Britanya'dan destek istedi ve onlar da kabul etti. İtalya Yunanistan'ı savaşa çekince Britanya'yı da Yunanistan'a çekmiş oldu. Britanyalılar Yunanistan'a girince Almanya'nın güneydeki hayati çıkarları da tehlikeye girdi. Bu nedenle şimdi Balkanlardaki İngiliz tehdidine karşılık vermesi gerekiyordu. Ve çok yıkıcı bir karşılık verdi. 6 Nisan Pazar günü 600 bin Alman askeri ve 2000 tank yıldırım harekatı tarzı bir saldırıyla komşusu Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a girdi. 3 gün içinde 2. Panzer bölüğü Yunanistan'ın en büyük 2. şehri ve limanı olan Selanik'teydi. Yunan savunmasını kırıp 70 bin Yunan askerini teslim olmaya zorladılar. Çoğunluğu Avustralya ve Yeni Zelandalılardan oluşan 60 bin kişilik küçük bir müttefik gücü Yunan ordusundan kalanlarla büyük imkansızlıklara karşı direndi. Müttefiklerin mihver kuvvetlerine karşı yanıtı ve stratejisi Atina'ya giden yol üzerinde belirli noktaları savunmaktı. İlginç bir biçimde antik zamanlarda Pers savaşlarında tutulan belirli geçitleri savunmayı denediler Tempe ve Termopilya gibi ama hiçbir işe yaramadı. Sürekli geri itildiler. Alman ilerleyişinin hızı ve acımasızlığı Fransa istilasına benziyordu. Ve Yunan sınırını geçtikten 3 hafta sonra Almanlar Akropol üzerinde svastika dalgalandırıyordu. Hitler'in harekete geçtikten sonra Mussolini'ye tek talimatı ayak altından çekil demek oldu. Ve İtalya'nın savaşının dönüm noktası gerçekten de buydu. Bundan sonra İtalya Almanya'ya bağımlı hale geldi. Tobruk kuşatması 10 Nisan 1941. Eylül 1940'ta 5 İtalyan bölüğü Mısır'da hızlı bir ilerleyişe başladı. Ve Mersa Mahtruh'taki Ana Britanya savunması tarafından durduruldu. Sayıca çok az olmalarına rağmen Britanya 6 hafta sonra başarılı bir karşı saldırıya geçti. Ve Şubat 1941'de Kuzey Afrika kıyısı boyunca neredeyse tüm İtalyan bölgesini ele geçirdi. Stratejik açıdan önemli olan Libya Limanı Tobruk'ta dahil. Tobruk'u alarak kendinizi erzak, mermi ve yakıt taşımaktan kurtarıyordunuz. Bu da lojistik anlamda yollara olan bağımlılığı azaltıyordu. Britanya'nın
Yunanistan desteklemeyi kabul etmesiyle Kuzey Afrika güçlerinin çoğu oraya kaydırıldı. Ve Libya'da ekipmanı yetersiz ve tecrübesiz 9. Avustralya bölüğü kaldı. Benzer biçimde ekipmanı yetersiz olan Britanya ordusu 2. zırhlı bölüğü de onlara katıldı. Hitler, İtalyanların yaşadığı yenilgilerden korkuya düşerek en önemli generallerinden Erwin Rommel'ı yakın zamanda kurulan Afrika ordusuyla durumu istikrara kavuşturmak üzere hızla oraya yolladı. Trablus'tan operasyon yöneten Rommel çok az zaman kaybetti. 24 Mart'ta saldırıya geçti. Ve bir bozgun olarak nitelenebilecek biçimde Britanya güçlerini bir hafta içinde tamamen dağıttı. Ve onları Libya boyunca kıyıya, antik Tobruk şehrine sürdü. Müttefikler Nisan başında şehre çekildiğinde hızla var olan mühimmatı güçlendirmeye başladılar. Orada sadece tek sıra bir savunma vardı. Ancak kademeli olarak ilk savunma hattı derinlemesine savunma pozisyonlarıyla desteklendi. Yani dış hatta bir kırılma olduğu zaman onu durduracak bir hat daha bulunuyordu. Tobruk, Alman ve İtalyan güçleri tarafından 13 Nisan'da saldırıya uğradı. Rommel daha önce denenmemiş yöntemle önden tankları yollayarak piyadelerin takip edeceği bir boşluk yaratmak istedi. Tanklar çok az direnişle karşılaştı. Ancak piyadeler ilerler ilerlemez şiddetli bir saldırıya uğradılar. Müttefikler çok önemli bir karar vererek tankların geçmesine izin verdi. Ve sadece savunma hattının gerisinde mahsur kaldıklarında saldırdılar. Rommel önemli kayıplarla geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak 15 Nisan'da yeniden saldırdığında benzer sonuçlar aldı. Ve kuşatma başladı. Bu kuşatma 9 ay sürecekti. Ve Rommel'ın zaten aşırı zorlanan kaynaklarına büyük bir yük bindirdi. Rommel iki cephede savaşıyordu. Kaleyi istiyordu. Limanı kalenin kendisinden daha fazla istiyordu. Bu onun için büyük bir yaraydı. Çünkü cephede savaşan diğer Britanyalıları da kontrol etmesi gerekiyordu. Rommel'ın bakış açısından güçlerinin büyük bölümü Libya-Mısır sınırında Britanya ordusunu uzakta tutmaya çalışırken o kendi güçlerini Tobruk'un alınmasına yoğunlaştırıyordu. Tobruk, Batı Avrupa'daki yıkımdan sonra Britanyalıların moraline çok büyük destek oldu. Savaşta ilk defa her şeyi fetheden Alman panzer birimleri durdurulmuştu. Tobruk elde tutulmasaydı Rommel'in Mısır'ı geçip Süveyş kanalını ele geçirip Orta Doğu'daki petrol ikisini olarak alacağını söyleyemeyiz. Ancak Tobruk'un tutulması Rommel'in Mısır'a doğru ilerlemesini engelledi. Destek alacak zaman kazanmalarını ve Rommel'in ele geçirdiği bölgeleri geri almak üzere savunma hazırlamalarını sağladı. Müttefikler sonunda tam da bunu başarırken Hitler'in dikkati doğudaki daha büyük bir çatışmaya yöneldi. Barbarossa Operasyonu, 22 Haziran 1941. Hitler'in aklında komünizm ve Yahudilik Almanya'yı tehdit eden aynı şeytani güç olarak bağlantılıydı. Ve Sovyetlerle 1939'da saldırmazlık paktı imzalamış olmasına rağmen sorun Rusya'ya saldırıp saldırmayacağı değildi. Ne zaman saldıracağıydı. Ve bu saldırı 22 Haziran 1941'de gerçekleşti. Alman ordusu tarihin en büyük silahlı işgalini gerçekleştirdi. Barbarossa Operasyonu. Savaştıkları pek çok cephe vardı. Doğu cephesi Almanya'nın savaştığı cepheydi. 22 Haziran 1941'den itibaren Alman ordusunun en az %75'i sadece doğuda savaşmak üzere kullanıldı. Bunun ideolojik yanına bakarsak çok saf bir Nazi doktrini görüyoruz. Bu savaşta hiçbir kısıtlama yoktu. Almanlar çok sakince, Alman işgali altında Sovyetler Birliği'nde savaşın daha ilk senesinde 30-40 milyon kişinin öleceğini hesaplıyorlardı. Yani istila planı ortaya çıkarken insanlık tarihinde akıl almayacak büyüklükte bir soykırım seferi olarak planlandı. Barbarossa'da Alman güçleri 3 ana ayrı savaşan grup halindeydi. Her birinin önünde panzer bölükleri vardı. Kuzey ordusu kuzeybatıdan Leningrad'a doğru, merkez ordu Moskova'ya doğru ve güney ordusu da
Balkanlara doğru ilerleyecekti. Panzerlerin görevleri, Kızıl Ordu'nun büyük bölümünün bulunduğu Sovyet sınırını delip geçmekti. Büyük Yıldırım Harekatı kıskaç hamleleriyle Sovyet ordularının etrafı sarılacak ve sonra bu ordular ezilerek Rusya savunmasız kalacaktı. 2009 kilometrelik bir cephede tankları destekleyen 3 milyondan fazla piyade vardı. İlk başta müthiş bir başarıydı. Bir hafta içinde Letonya'daki Riga'yı aldılar. Bir hafta sonra Kuzey Polonya'daki Bialystok'ta 290 bin Kızıl Ordu askeri ve 2500 tankı teslime zorladılar. Ancak Ruslar geri çekildi ve Almanlar Sovyetler Birliği'nin gitgide büyüyen mesafelerinde içerilere çekildiler. Kızıl Ordu Stalin'in temizliği sonucunda etkili bir liderlik bulamadığından kaybetmeye devam etse de aşırı koşullar sebebiyle Almanlar Yıldırım Harekatı taktiklerinde büyük öneme sahip operasyonel elit birimlerini kaybetmeye başladılar. Yani tanklarını. Kum, kötü yollar, yedek motorların ve yedek parçaların tedariğinde zorluklarla bir araya gelince Alman tankları üzerinde etkisini gösterdi ve operasyon kapasiteleri azaldı. Hitler gerçekten de Kızıl Ordu'yu hızla yok edebileceğini umuyordu. Sovyetler Birliği çökmeyince aniden Hitler'in Yıldırım Muharebesi ve hızlı savaş planı tam bir karmaşaya dönüştü. Bu noktada Hitler, Rus başkenti Moskova'ya ilerlemek isteyen generalleriyle ters düştü. Hitler onları görmezden geldi ve ana Alman kuvvetlerini Kiev'e yönlendirdi. Saldırının şoku Sovyet devletini kıpırdayamaz hale getirmiş ve Alman kuvvetleri Kızıl Ordu ile Rus Hava Kuvvetleri'nin çoğunu yok etmiş olsa da panzerlerin tüm gücünü kullanamadan Sovyet direnişini kıracak bitirici darbeyi vurmada başarısız olmuşlardı. Bazı açılardan bunu bir mızrak olarak düşünmek yardımcı olabilir. Mızrak ucunu kırarsanız mızrağın büyük bölümü ve güç sağlayan sapı oradadır. Ama bir mızrak işlevi görmez. Almanların asıl sorunu da buydu. Operasyon üstünlüklerini kaybediyorlardı ve bunu geri alamazlardı. Ekim başında pek çok açıdan başarılı olan Barbarossa operasyonunun Almanların umduğu hızlı zaferi getiremeyeceği ortaya çıktı. Ve Hitler ordusunu Moskova'ya yönlendirirken acele etmesinin sebebi olan Rus kışı diş göstermeye başladı. Moskova Savaşı 2 Ekim 1941. Mayıs 1940'ta Fransa'daki yüksek riskli Yıldırım Harekatı'nın büyük başarısı Almanya'nın Rusya istilasında daha büyük risk almasına sebep oldu. Ancak bu strateji başarısız oldu ve Ekim 1941'de Moskova'ya yaklaşırken kendilerini çok tanıdık gelen bir olasılıkla karşı karşıya buldular. Yıpratma Harbi. Ekim 1941'de ön cephede Moskova'dan 300 kilometre kadar uzakta yeni silahlanan grupları bir araya getirirken görevleri Sovyet atlarını delip onların etrafını sarmak, Sovyet güçlerini yok edip bir kez daha Moskova'ya ilerlemekti. Bu Barbarossa operasyonunda işe yaramadıysa burada da işe yaramayacaktı diyebilirdim. Özellikle de Ekim ayında gerçekleştiği için bunu yaz ortasında yapmaktan çok daha farklıydı. Hava koşullarını yenmek ve seferin uzamaması için Almanlar Tayfun operasyonunu başlattı. Son bir zar atışla Moskova'ya doğru ilerleme büyük bir başarıyla başladı. Vyazma Savaşı'nda Rus hatları dağıldı. Almanlar etraflarını sarmayı başardılar ve 550 bin civarında Sovyet esir alındı. Aynı zamanda güneyde Bryansk Savaşı'nda bir diğer kesin zafer kazanıldı ve 100 bin Sovyet daha esir alındı. Sadece 10 günde 1 milyon Rus savaştan uzaklaştırılmıştı. 650 bini esirdi. Geriye kalanlar öldürüldü ya da savaşta kayboldular.
Ancak Ekim, Kasım'a geçerken hava hızla kötüleşti. Sağanak yağışlar savaş alanını bataklığa çevirdi. Ve tam bir zafere çok yakın Alman ordusu durup konumunu değerlendirmek zorunda kaldı. Ve umut vadeder görünmüyordu. Wehrmacht 1941 sonunda çok çaresiz bir durumdaydı. Çok büyük kayıplar yaşadıkları ağır bir seferdeydiler. Ve 21 Haziran'dan itibaren başarılar yaşamalarına rağmen istilaya başladıklarında Sovyetlere karşı 1.4'e 1 sayı üstünlükleri vardı. Moskova'ya ulaştıklarında Sovyetlerin 1.2'ye 1 üstünlüğü oluştu. 15 Kasım 1941'de ıslak zemin Alman tanklarının hareketine izin verecek kadar donmuştu. Motorlu araçların sadece 1/3'üne ve piyade bölüklerinin 1/3'üyle yarısına sahip olsalar, ciddi lojistik sorunlar kış ekipmanlarının cepheye ulaşmasına engel olsa da yine saldırdılar. Ancak Kızıl Ordu bu zamanı iyi kullanmıştı. Moskova artık üçlü bir savunma çemberiyle korunuyordu. Ancak belki de Almanların karşılaştığı en büyük düşman 20. yüzyılın en soğuğu olacak Rus kışıydı. Araçlar etkili bir biçimde kullanılmadan önce saatlerce ısıtılmak zorundaydı. Alman askerleri sıcaklık -40 dereceye kadar düşerken korkutucu sayılar halinde telef oldular. Aralık başında Moskova gözlerinin önünde olmasına rağmen Alman ilerleyişi son buldu. Aralık 1941'de Alman saldırısı Typhon operasyonu sonunda durduruldu. Alman güçleri fazla ilerlemiş ve tükenmişlerdi. Çok narin bir ikmal hattının ucundalardı ve neyle karşılaşacaklarına dair hiçbir fikirleri yoktu. Sovyetlerin saldırısı 5'i akşamı başladı. Ancak gelecek birkaç günde gitgide daha fazla kuvvetin cepheye gelmesiyle hızlanacaktı. Ve Almanlar hem Moskova'nın kuzeyinde hem de güneyde Tula civarında topluca geri çekilmeye başlayacaktı. Bu geri çekilme bir felaket olacaktı. Alman ordusu zaten çok büyük kayıplar vermişti. İlk istila gücünün %25'inden fazlası öldürülmüş ya da yaralanmıştı. Son toplam 35.757 ölü, 28.716 yaralı ve binlerce kayıptı. Kuzey Afrika ve Atlantik'te küresel bir savaşa dönüşen Hitler'in Doğu Avrupa'daki büyük oranda ideolojik savaşı, komünizm ve Slav halklarından kurtulmak için umutsuz arzusu başarısız oldu. Ve bu başarısızlığın uzun süreli etkileri olacaktı. Bu noktaya dek ekonomik bir savaştı. Malzemenin çok kullanıldığı bir savaştı ve olabildiğince çok gücü Doğu cephesine kaydırmaya çalıştılar. Ancak kayıplarının yerine koyacak kadar yoktu ve asla da olmayacaktı. 1941'deki başarısızlığın etkileri savaşın geri kalanındaki diğer bütün operasyonlarda hissedilecekti. Ve Avrupa karmaşadayken dünyanın geri kalanında topyekun savaşa girecekti.